ekranlarına programımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz Mehmet sevgili izleyenlerimiz. Sesimizin Can ulaştığı herkese, her yere sevgiler, selamlar olsun bu güzel günümüzden. Efendim bizler rotayı Karapınar'a çevirdik. Ve burada muhteşem bir programa katılacağız. Ve çok güzel görüntüler sizlerle olacak inşallah. Şimdi Karapınar deyince tabii ki Meke Gölü, Acı Gölü aklımıza geliyor. Ama köklü bir tarihe sahip olan, farklı bir coğrafyaya sahip olan, aynı zamanda güzel yemek kültürüne sahip olan Konya'mızın Gözde ilçelerinden birindeyiz. Ve burada Karapınar Belediyesi ve Konya Aşçılar Derneği'nin ortaklaşa düzenlemiş olduğu ikinci yemek yarışmasındayız sevgili izleyenlerimiz. Burada 5 farklı kategoride yarışmacılarımız yarışacaklar ve birincilere tabii ki çok güzel ödüller bekliyor. Programımız tüm güzelliğiyle başlıyor. Evet sevgili izleyenlerimiz, Karapınar'dayız ve Karapınar Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu ikinci yemek yarışmasındayız. Karapınar Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Yaka bizimle birlikte ve festivalimiz hakkında kendisinden bilgi almak istiyoruz. Hayırlı olsun başkanım. Evet sağ olun, teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş ilçemize hoş geldiniz. Millet Bahçemize hoş geldiniz. Bugün ikincisini düzenlediğimiz yemek yarışmamızı organize ediyoruz inşallah. Birincisini bir yıl önce yapmıştık. Bu sene tekrar ikincisini düzenliyoruz. Değişik kategoriler uyguluyoruz tabii. Yöresel yemek uygulaması, tatlı veya gençleri bu hususta bilinçlendirmek istiyoruz. Ben inanıyorum ki Karapınar aslında hem tarihi bir şehir, Osmanlı'dan kalma bir yerleşim birimimiz. Aynı zamanda yeryüzü şekilleri bakımından çok ilginç bir Karapınar. Ve bir diğer yanı da kültürel bir yanı vardır tabii. Bunun yanında yemek kültürü, çok değişik bir kendine ait yemek kültürü vardır. Aslında gayemiz bunu tanımlamak, bunu vatandaşlarımıza duyurmak, bunu bütün Konya'ya, Türkiye'ye duyurmak istiyoruz. Bunu bir yarışma adı altında yapmak istiyoruz inşallah, ilan etmek istedik. Şimdi siz de biraz sonra göreceksiniz, değişik kategorilerde hem kadınlarımız, Karapınarlı ev hanımlarımız, gençlerimiz, çocuklarımız bu hususta yarışmayla kendilerini gösterecekler. Ben inanıyorum bu Karapınar'ın kültürüne, yemek kültürüne çok büyük bir katkı sağlayacak inşallah. Ekonomisine katkı sağlayacak. Bunun pazarlaması, yoldan geçen bildiğiniz üzere Konya-Adana yolu buradan geçiyor. Günde aşağı yukarı 25 bin aracın geçtiği bir otoyol üzerinde. İnşallah çok güzel bir yarışma olacak. Biz bu hasbihal kadar bunları kendi çaplarında ödüllendirmiş de olacağız inşallah. Başarılar diliyorum. Öncelikle yarışmacılara başarılar diliyorum. Tüm halkımızın da bugün güzel bir gün geçireceğine eminim diyorum. Teşekkür ediyoruz başkanım. Ben de böyle güzel bir hizmet verdiğiniz için. Tabii, ben sevgili izleyenlerimiz, merak edenler şöyle ekran başına diyelim efendim. Yarışmayı tüm güzelliğiyle izlemeye başlıyoruz. Evet sevgili izleyenlerimiz, şimdi yarışmamızda çok önemli isimler de var. Uzman bu alan, Türk mutfağında uzman olan ve kıymetli yazarlarımızdan Emine Bedar hanımefendi yarışmamızda tadımlamada tabii ki jüri üyesi. Diğer taraftan da Yılmaz hocamız bizimle birlikte efendim burada. Yılmaz hocamızdan bu güzel yemek yarışması hakkında bilgi almak istiyoruz. Kategorilerde neler var? Halkımız hangi alanlarda yarışıyorlar merak ediyoruz. Doçent Doktor Yılmaz Seçim hocamız. Merhabalar hocam. Merhaba, nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkürler, sağ olsun. Nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok güzel bir atmosfer var burada. Aynen, bu sene ikincisi düzenleniyor. Yani yıldan yıla çok daha kaliteli hale geliyor.
Bugün çok da kalabalık, çok da insan geldi ve Kayapınar halkı da çok büyük talep gösterdi. Kendi bölgesine özgü, unutulmaya yüz tutmuş, unutulan yemekler aslında bugün yeniden gün yüzüne çıkmaya başladı. Bilmediğimiz ne kadar güzel yemek vardır eminim. Şimdi ilk aşamada ana yemekler zannedersem alanında yarışma yapıldı. Evet, bölgeye özgü ana yemeklerin tadımı yapıldı şu anda. Şimdi ikinci etapta tatlı tadımı yapılacak. Yine bölgeye özgü tatlılardan yapılacak. Üçüncüsü lise düzeyi olacak. Lise düzeyinde gençler de tabii ki kendi yeteneklerini sergileyecek bizi. Akabinde de zaten çocuklar için eğlencemiz olacak. Onlar kendi pastasını yapacak, tatlısını yapacak. Kendisi pişirecek, kendisi yiyecek. Aslında mutfağa çocukluktan girmek gerekiyor sevgili izleyenlerimiz. O yüzden çocuklarınızı mutfakta serbest bırakın istiyorum ben. Halkın yarıştığı bir yarışma. Çok güzel, evet, bu. Kesinlikle. Ev hanımları, öğrencilerimiz bir taraftan, diğer taraftan da çocukların yer alacağı güzel bir etkinlik. Hangi yemeğimiz birinci oldu acaba, merak ediyoruz. Vallahi ben çoban kavurmayı çok sevdim. Kayısı yahnisi gayet güzeldi. Ama tabii puanlama yapan ekip de çok bilinen, tanınmış bir ekip. Mesela Emine Bedar hanımefendi, evet. Türkiye'de bilinen bir isim. Osman şefimiz yanımızda. Osman Yılmaz çok bilinen bir isim. Bu isimlerin tadımıyla daha da keyifli bir hale geldi. Konya Aşçılar Derneği'nin deneyimli 5-6 tane daha aşçısı geldi. Dolayısıyla çok keyifli bir puanlama oldu ve lezzetli bir puanlama oldu. Aşçılar Derneğimizin yapmış olduğu çalışmalara da kısacık değinmek istiyorum. Çünkü çok güzel işlere imza atıyoruz gerçekten de. Konya bu alanda çok 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 adım önde ilerlemeye devam ediyor. Evet. Yani sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi aslında bu noktada çok önemli. İyi niyetli çalışılıyorsa, yani güzel bir iş çıkması için çabalanıyorsa onların mutlaka desteklenmesi lazım. Konya Aşçılar Derneği yaklaşık 9 yıldan bu yana aktif bir şekilde çalışmakta. Konya mutfağının çok büyük katkısı olduğu düşüncesindeyim. Pek çok etkinliğin içinde bulunuyor. Bugün mesela işte belediye başkanımız sağ olsun Mehmet Yaka çok büyük katkı sundu. Onun sayesinde bugün böyle bir yemek yarışması düzenlendi. Bu düzenlenmesi tertip komitesi noktasında da Konya Aşçılar Derneği'nin tabii ki katkısı oldukça büyük. Peki bütün ilçelerimiz gezilecek mi bu şekilde? Tüm ilçelerde yapma düşüncesindeyiz. Tabii ki bu iletişimle de alakalı bir şey ama büyük bir çoğunluğunda yine bunları yapacağız mutlaka. Konya'nın bütün ilçelerini gezelim istiyoruz ve bilmediğimiz o muhteşem yemekler gün yüzüne çıksın istiyoruz. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Emine hanımefendinin yanına doğru ilerleyelim isterseniz. Puanlama devam ediyor çünkü. Sevgili izleyenlerimiz, programımız tüm güzelliğiyle devam ediyor ama önemli isimleri bizler tabii ki konuk etmeye de devam ediyoruz. Çok sevdiğimiz, yemeklerine bayıldığımız ve evde belki de tadımladığımız, denediğimiz, gerçekten kitaplarını okumaktan keyif aldığımız önemli bir isim bizimle birlikte. Emine Bedar hocamız yanımızda ve yarışma hakkında kendisinden biraz şöyle bilgiler alalım. Ve yemek yaparken, ana yemekleri yaparken, sunumları yaparken neye dikkat etmeliyi de konuşalım istiyoruz efendim. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Sağ olun. Nasıl buldunuz Karapınar'ı ve tabii ki yarışmamızı, içeriği hakkında bize? Karapınar'ı gezemedim ama ben Konyalıyım aslında ama evet. Karapınar'a ilk kez geliyorum. Bence çok güzel bir organizasyon olmuş. Yemekler çok iyi. Yöresel olması tabii hani unutulmuş ya da unutulmaya yüz tutmuş yemeklerin ön plana çıkması açısından ben böyle organizasyonları çok kıymetli buluyorum. En çok lezzete, yöreselliğe dikkat ettik ama emek ve sunum da çok önemli bizim için. Bakalım şu an puanlama yapılıyor. Puanlamalar yapılıyor, heyecanla bekliyoruz tabii ki. Şimdi ana yemek yarışması tamamlandı ama tatlıyla devam edecek. Tanımadığınız en güzel yemek hangisiydi? Şöyle küçük bir tüyo verelim mi? Yöre yemekleri içinde 3 tane birincim oldu benim. Sunumları çok güzeldi. Lezzet çok iyiydi. Bir tanesi tandır kebabı. Bir tanesi çoban kavurma. Üçüncüsü neydi, ismini hatırlayamadım ama o da etli bir yemekti. Bence hepsi çok iyiydi ama bu sunumdaki
özellikli olanlar biraz daha öne çıktı. Yola çıkmış oldu değil mi? Teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenlerimiz, yarışmamız tüm hızıyla devam ediyor ve bizler de ikinci turla devam ediyoruz. Efendim programımız tüm güzelliğiyle devam ediyor. Çok güzel bir ortam var burada gerçekten de. Konya'mızın gerçekten gözde ilçelerinden bir tanesi. Karapınar'dayız. Karapınar Millet Bahçesi'ndeyiz. Ve burada ikincisi düzenlenen yemek yarışmasındayız. Karapınar Belediyesi ve Konya Aşçılar Derneği'nin ortaklaşa düzenlemiş olduğu çok güzel bir yarışma. 5 farklı kategoriden oluşmakta efendim yarışmamız. Her bir kategoride 10 yarışmacımız yarışmakta. Yöresel yemeklerin yarıştığı, efendim tatlı bölümünün olduğu ve birazdan da liseli öğrencilerimizin yarışacağı muhteşem bir yarışma. Biz tabii ki bu güzel görüntüleri ekranlara taşımaya devam ediyoruz efendim röportajlarımızda. Tüm güzelliğiyle devam etsin. Evet, yarışma başlıyor tatlı branşında efendim. Merhabalar. Merhabalar. Seni tanıyabilir miyiz? Hatice Yeli ben. Neler hazırladın, yapacaksın? Kenevre helvası yapacağım. Karapınar'ın meşhur tatlısı mıdır? Yok, Selçuklu dönemine ait bir tatlıdır. Evet, bize şöyle bir kısa tarifini verebilir misin? İçinde birçok çeşitte bulunan kuru yemişler var. Onları sırasıyla kavuruyoruz. Yanmamış bir şekilde ve ondan sonra üzüm pekmeziyle içine katıp içine şeker katıp hepsini birleştiriyoruz. Sonra da borcamlara dökeceğim inşallah. Harika, yani anlatıma göre muhteşem bir tatlı çıkacak sevgili izleyenlerimiz ortaya. Bizler de merak ediyoruz ama yarışmacılarımızı şöyle yakından tanımaya başlayalım istiyoruz. Sağa geçiyoruz efendim ve şefimizle konuşalım. Merhabalar şef. Merhaba, hoş geldin. Tanıyabilir miyiz? Ben Halil İbrahim Arslan, Gaziantep Hacı İbrahim Usta Baklavacısı'nın yöneticilerinden bir tanesiyim. Yarışma yapıyoruz burada, Karapınar'da, Konya'da, birçok ilde de yarışma yapıyoruz. Bu yarışmaya geldik. İşte gençlerimiz, öğrencilerimiz falan yarışma yapıyoruz. Siz sizin kontrolünde yarışmalar. Teşekkür ediyoruz. Sizin kontrolünüzde gerçekleşecek yarışma. Aynen. Ya genel olarak bir ekip halinde çalışıyoruz zaten burada. Ekip arkadaşlarımızla beraber yarışmacıya destek oluyoruz. Eksiklerini görüyorlar. Biz onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sonunda... Kaç yarışmacımız var peki? Her kategoride 10 tane yarışmacımız var. Yaklaşık 5 tane kategorimiz var. Gençler var, yöresel yemekler var, işte tatlılar var. Bunlara göre yapıyorlar. Jüri üyelerimiz tadımını gerçekleştiriyorlar. Arkadaşlar sunumunu gerçekleştiriyor. Çok güzel bir yarışma oluyor yani. Teşekkür ediyoruz. Emeğinize sağlık. Hemen tanımak istiyoruz sizi. Zeynep. Zeynep'ciğim çok gençsin maşallah. Kendini bir tanıt bize. Zeynep Aykurt, 12. sınıfım. Öyle yarışmak için. Tatlı ne yapacaksın peki yarışmada şu an? Portakallı irmik helvası yapacağım. Portakallı irmik helvası. Helva ile gidiyoruz bu arada. Dikkatimi çekti gerçekten de. Tarifini şöyle kısacık bize özetler misin? Tereyağıyla irmiği kavuracağım. İlk önce fıstıkla. Daha sonra portakal kabuğunu koyacağım. Süt ve suyu ayrı kaynatıp birleştireceğim. Harikasın. Mutfağı çok seviyorsun. Seviyorum. Tatlı daha mı çok seviyorsun? Yani sayılır. Harikasın. O halde kolay gelsin diyoruz. Başarılar diliyoruz. Diğer yarışmacımızla devam edelim Şahin. Hızlı bir şekilde devam ediyorlar çünkü yarışmacılarımız. Kolay gelsin. Sağ olun. Seni de tanıyabilir miyiz? Sümeyye Aybüke Çenyüz, Konya Turizm Otelcilik Lisesi'nden katılıyorum. Bugün kenevir helvası yapacağım. Helva demek ki branşımızda helva var. Kenevir helvası bize bir özelliğini anlatır mısın? Kenevir helvası Selçuklu mutfağına ait 1000 yıl önce ortaya çıkmış bir tatlımız. Gene pekmezle yapılan bir tatlımız. Kuru yemiş ve pekmezle tok tutuculuğuyla akılda kalıyor. Kenevir sevmeyenler sence bu helvayı tadınca severler mi? Evet, yani kenevir sevilmeyen bir kuru yemiş cinsi değildir aslında ama sevmeyen arkadaşlarımız evet. için gayet de lezzetli bir ürün oluyor kenevir helva. Tatlara da yakışıyor değil mi? Aynen öyle. Kolay gelsin diyoruz, başarılar diliyorum. Şimdi burada genç bir arkadaşımız muhteşem yufkasını açtı. Kolay gelsin. Sağ ol, teşekkürler. Tanıyabilir miyiz seni? Ben Ragat. Okul? Biz Gazi Mustafa Kemal Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi. Harikasın. Peki mutfak işlerini kimden öğrendin? Annem mi öğretti? Ablaların var mı?
Annemden öğrendim aslında. Ve her seferinde annem diyordu ki gel sana işte hamur açmayı öğreteyim dedim. Çok önemli. Ben de dalga geçiyordum. Anne ne yapacağım diyordum. Şimdi hiç aklına gelir miydi? Gelmiyordu gerçekten ve şimdi gerçekten çok önemli bir şeymiş. Yani annemiz bir şey söylediğinde onu dinlememiz gerektiğini öğrendim. Harika bir mesaj verdi gerçekten arkadaşımız. Şimdi hangi tatlıyı yapacaksın? Sacarası yapıyorum. Harika, Konya'nın meşhur tatlısı. Evet, en meşhur tatlılarından ve hiç vazgeçilmeyen tatlılarından biridir. Eskiden iki sacın arasında yapıldığı için aslında... Bu ismi almış. Evet. Düğünlerde en çok seçilen tatlılardan biridir. Yemekten sonra... Düğünlerde, doğru söylüyor. Evet. Davetlerde. Doğru hocam. Doğru söylüyor. Konya'nın gerçekten en çok sevilen tatlarından bir tanesi sacarası. İddialı mıyız? Evet, çok iddialıyız. Harikasın. O halde başarılar diliyoruz ve devam ediyoruz. Efendim, inin kardeşim. Evet, sırayla tanımaya devam ediyoruz yarışmacılarımız. Siz de tanıyabilir miyiz? Evet, Leyla Abbasoğlu ben. Medovik tatlısı yapıyorum. Ne tatlısı? Medovik. Oo, değişik bir isme sahip. Evet. Bir şöyle anlatabilir, nerenin, hangi yörenin? Evet, Rusların meşhur tatlısı bu. Hı-hı. Rus mutfağına ait. Neden böyle bir tatlıyla katılmayı tercih ettiniz farklı peki? Farklı olsun istedim. Farklı olsun istedim. Ben sanıyorum ki sadece buranın meşhur tatlıları mı yapılıyor acaba? Ama bu alanda yani serbest bırakılmış. Herkes kendi şeyini yapar diye. Ben de buranın Rusya'nın meşhur olsun diye. Evet. Ne işle uğraşıyoruz normalde? Normalde ev hanımı. Ev hanımısınız. Çocuğunuz var mı? Evet, var. Allah bağışlasın. Çocuklarınıza eminim çok güzel yemekler, tatlar yapıyorsunuz. Evet. En çok sevdikleri tatlı değil mi? Evet, evet. Evet. Hadi bize bir anlatın bir şeyi, tatlımızı nasıl olduğunu. Tatlımızı özelliği bal olması, iç üzerinde bal olması. Ondan sonracımı. Peynir kullanıyoruz, bal kullanıyoruz. Evet, bu kreması. Kreması için peynir. Merak ettim işin açığı. Evet. Helva tarzında mı olacak? Yok. Bisküvi tarzında kat kat olacak. Kat kat bisküvi tarzında olacakmış. Merak ettim. Mutlaka bunun tadına bakmamız gerekiyor. Başarılar diliyoruz. Kolay gelsin diyoruz ve devam ediyoruz. Oh, tencerede ne güzel. Unlarımız kavrulmaya başlamış sevgili izleyenlerimiz. Evet. Genç yarışmacılarımız var bu arada. Ben çok mutlu oldum. Tanıyabilir miyiz seni? Ben Emine Beyza Toker, Konya Çumrak Arkın'dan katılıyorum. Ballı höşmerim, bölgemizin yöresel tatlısı. Ballı höşmerim, höşmerim ne kadar çok farklı tarifleri var ki. En doğrusu bu mu? Evet, en doğrusu bu. İddialıyım. Kaç yaşındasın, kaça gidiyorsun? 14 yaşındayım, 10. sınıf öğrencisiyim. Harika, bu arada 14 yaşında. Vallahi gençlerimiz yetenekliler, mutfak alanında da sevgili izleyenlerimiz. Bazı gençlerimize baktığımızda annelerimiz böyle çok koruyucu oldukları için onları çok fazla mutfağa koymuyorlar değil mi? Ama sen böyle midir? Mutfaktayım, evet. Neler yapıyorsun? Yani fark etmiyor benim için, her şeyi yapıyorum. Yemek, tatlı hepsi dahil mi? Evet. Harikasın, hadi bir tarifini ver bize. 200 gram kaymağın için 200 gram unu kavuruyoruz. Sonra 200 gram su ekliyoruz. Suyla da kavurduktan sonra tavada üstü altını çeviriyoruz. Kızartıyoruz. Kızartıp çeviriyoruz. Bal ekliyoruz, cevizle süsüyoruz. Harikasın, eline sağlık şimdiden ve başarılar diliyoruz. Devam ediyoruz. Kolay gelsin. Ay, yine helva. Evet. Seni tanıyabilir miyiz? Höşmerim. Elif Güneş ben, 16 yaşındayım. Turizm Lisesi'nde okuyorum. Harikasın. Çocuk okuyorum. Çok güzel bir bölümüm var. Teşekkür ederim, sağ ol. Ne yapıyorsun, höşmerim mi? Höşmerim yapıyorum, evet. Ben de Konya yöresine ait. Yine kızartmalı mı olacak, ballı yoksa? Kızartma yapmayı düşünüyorum aslında. Üzerine de biraz çok az bir bal ilave edeceğim tekrardan. En zor kısmı kavurması zannedersen, değil mi? Ne kadar kavurmak gerekiyor helvayı? Helvamızı pembeleşip böyle un kokusu gidene kadar kavurmamız lazım. Biraz kollara kuvvet diyoruz efendim. Yorulacak ama olsun. Kolay gelsin diyoruz. Bu arada höşmerin tatlısını, helvasını daha doğrusu normal un helvasına benzetenler var. Şeklen benziyor evet ama onu diğer helvalardan ayıran özelliği tabii ki kaymağının olması sevgili izleyenlerimiz. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Nasılsınız efendim? Nasıl gidiyor? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Siz tanıyabilir miyiz? Ecem Savcı'nın 17 yaşındayım. Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden katılıyorum. Harikasın. Ne yapıyorsun şu an yarışmada? Frambuaz zogul tart yapıyorum. Oo, tart yapılacak burada. Tarifini bir alabilir miyiz senden kısaca? Tarifim gizli. Tarif gizli diyor efendim ve iddialıyız. Bütün yarışmacılarımız böyle. Başarılar diliyoruz. Yarışmamız başladı. Takip ediyoruz tabii ki biz de. Ama sonuçlarını merak ediyoruz.
ekip halinde mi çalışıyoruz? Yok, bireysel. Bireysel, peki. Seni de tanıyabilir miyiz? Adım Barış, soyadım Ersoy. Borsa İstanbul Gazi Mustafa Kemal. Mesleki ve teknik Anadolu Lisesi'nden geliyorum. Barış, bir tek sen varsın erkek içlerinde. Evet. Tebrik ediyorum seni. Evet, teşekkür ederim. Evet, neler yapıyorsun? Ben şimdi hasite tatlısı yapıyorum. Konya özgü bir yöresel bir tatlı. Aha. Çok basit, lezzetli. Gerçekten. Pekmezli yapılıyor. Aha. İlk önce bir kapta pekmezle suyu karıştırıyorum homojen bir şekilde. Aha. Onun ardından unu tereyağıyla kavuruyorum kokusu çıkana kadar ve pekmez su karışımı içine ilave ediyorum ve tabağa aktarıp soğumaya bırakıyorum. Merak ediyoruz tarifini. Evet. Ve merakla izliyoruz. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Tüm yarışmacılarımıza başarılar diliyoruz. Yarışmamız devam ediyor ve tariflerimiz bittikten sonra tabii ki son hallerini ekranlara taşıyalım istiyoruz. Evet, şu an yanımızda Konya Aşçılar Derneği Başkan Yardımcısı Kadir Şefimiz bizimle birlikte. Biliyorsunuz ki canlı yayınlarımızda her çarşamba mutfağımızda muhteşem tarifleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Şimdi yarışma hakkında kendisinden bilgi alalım istiyoruz. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Bu yıl ikincisi düzenleniyor biliyorsunuz. Karapınar Belediyesi ve Konya Aşçılar Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği bir yarışma programı. Karapınar yöresel yemekleri, tatlı kategorisi ve liseler. Öğrencilerimiz de düşündük. Liseler düzeyinde bir yarışma Harika. Yapalım. Şu anda tatlı yapımı. Gezdik küçük şeflerimizi, gezdik evet. Efendim genç şefleri diyelim. Her biri o kadar hevesli ki, her biri de iddialılar. İnşallah en iyi olan kazansın. Aynen öyle. Zaten jürilerimiz de genellikle Konya Aşçılar Derneği'nden ve Karapınar Belediye Başkanımız, Kaymakamımız ve Emniyet Müdürümüz olmak üzere jürileri de o şekilde ayarladık. Önemli isimler de var ama. Aynen öyle. Jürilere Karapınar'dan da olsun, yani Karapınar Belediyesi'nde ve Karapınar tabii, halkından tabii. olsun diyerek jürileri de o şekilde ayarladık. Bu şekilde de puanlamalarda zaten sıkıntı olmuyor. Genellikle profesyonel kişiler puanlama yapıyor. Onun için... Şimdi merak ediyorum. Şimdi yarışmamızda herkes özgün çalışıyor aslında. Evet. Ama Karapınar'ın meşhur yemekleri de unutulmaya yüz tutmuş olan yemekleri de ön plana çıkıyor mu? Peki? Aynen öyle. Şimdi bundan önceki yarışmada Karapınar'ın yöresel yemekleri vardı. Bamyasını tattık mesela. Ben de jüriydim zaten orada. En güzeli hangisiydi? Ne olur açık açık söyleyelim. Bir çoban kavurma vardı. Gerçekten çok güzeldi. Çoban kavurma vardı. Gerçekten çok güzeldi. Çoban kavurmayı herkes sevmiş sevgili izleyenlerimiz. Ama sevilmeyecek gibi de değil yani. İsmi bile güzel geliyor kulağa. Aynen bamya öyle. Çorbası peki? Bamya çorbası da güzeldi. Tabi vakit açısından biraz kısa olduğu için 1 saat 15 dakikalık gibi vakti vardı. Bamyada uzun süre bir pişen bir yemek. 2 saat. Biraz böyle özleşmemişti ama gerçekten tadı da mükemmeldi. Güzeldi. Tatlı bölümünde ne kadar peki süremiz? 1 saat 15 dakika. 1 saat 15 dakikamız var. İşte genellikle lise öğrencilerimiz, yöresel halktan kişileri var. Şeflerin kontrolünde gidiyor tabii ki. Neye dikkat ediyoruz peki? Şefler nasıl? Şöyle, puanlama yapılırken zaten ilk etapta profesyonelliğe bakılıyor. Hı-hı. Ondan sonra hijyene bakılıyor. Hı-hı. Ve özgün nasıl çalışıyor? Yani ne kadar profesyonel çalışıyor? Ona bakılarak puanlama yapılıyor. En sonunda sunum anlamında ve lezzet anlamında masamızda, jüri masasında sunum ve lezzet anlamında puanlamalar yapılıyor. Harika. Ödüllerde ne var? Hiç bahsetmedik değil mi? Ödüllerde şöyle, birinciye 3000 lira. İkinciye 2000 lira, üçüncüye de 1000 lira Harika. Ödül var. Aynı zamanda tabii kimseyi küstürmemek için 1 ve 3. kişilere genellikle madalya ve katılım belgesi vererek yarışmayı tamamlıyoruz. Tebrik ediyoruz. Bu güzel organizasyonların da devamı gelsin istiyoruz. İnşallah. Ya Konya Aşçılar Derneği olarak zaten biz bu Konya mutfağını ön plana çıkarmak için bayağı bir uğraşıyoruz. Özellikle belediyelerle, Büyükşehir Belediyesi, Meram Belediyesi, Karatay Belediyesi, Selçuklu Belediyesi, özellikle Büyükşehir'in Kültür Turizm Müdürlüğü'nden. Yani genellikle böyle Konya mutfağını ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Programlarda da bahsediyorum zaten. Şu anda bir
60... Sizler sayesinde bilmediğimiz birçok yemeği tanıyoruz gerçekten. Aynen öyle. Şimdi bizim dernek başkanımız Yılmaz Seçim, Sayın Yılmaz Seçim, doçent doktor Yılmaz Seçim bu Konya'yı çok seviyor. Konya mutfağını da seviyor. Devamlı ön plana çıkarmak için bayağı bir uğraştı. Bu coğrafi işaret konusunda da yaklaşık 63 tane yemeğin tescillendi, patente alındı. Evet. Konya'ya özgü. Şu anda sayı artsın inşallah. İnşallah bir 200'e yakın zaten bir başvuru yapıldı bu konuyla ilgili. Şu anda zaten Türkiye genelinde 3. sıradayız. Antep, Hatay ve Konya olmak üzere. Tebrik ediyoruz Konya'mı. 3. sıradayız. Bu şekilde işte yardımcı olmaya teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir hizmet veriyorsunuz gerçekten de. Mutfak kültürüyle ön plana çıkıyor çünkü bütün şehirler ve ülkeler. Önemlidir efendim. O yüzden yemeklerimizi, geleneklerimizi, kültürümüzde neler var bunları iyi bilmemiz gerekiyor. Bence bu festivallere hepinizin katılması gerekiyor sevgili izleyenlerimiz. Programımız tüm güzelliğiyle devam ediyor. Sevgili izleyenlerimiz, şimdi yarışmacılarımızla da bir taraftan konuşmaya, tanışmaya devam edelim istiyoruz. Merhabalar. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? Benim ismim Emine Düzoğlu Soy. Yemek yarışmasına katıldım. Evet. Ev hanımı mıyız? Ev hanımıyım. Neyle katıldık peki? Bamyayla. Harika. Nasıl yaptın bamyayı, bir anlat bize. Bamyayı Konya'mızın meşhur yemeklerinden. Bamyayı yaparken neye dikkat etmeli? Sünmemesi için ne yapmalı? Limon tuzu attım sünmemesi için. Hepsini doğal yaptım kendi ürünlerimden. Koyun tereyağısı kullandım. Buranın meşhur zaten. Evet, meşhurumuz. Salçamız ev salçamız. Hı-hı. Kendim yapıyorum bunlarımı. Kuzu etinden yaptım. Çevirdim. İnşallah un kullanıyor muyuz peki yaparken? Un kullanmıyorum. Bazıları un katıyor, o yüzden hayır, rengi birazcık böyle bulanık gibi hayır oluyor. Cam gibi olmalı efendim, değil evet mi? Salça şöyle göreceksiniz. Görünmesi lazım. Eşkisine dikkat etmemiz lazım işte. Lezzetli. Harikasın. Şimdi merakla bekliyorsun. Evet, merakla bekliyorum. Puanlandı. Ama tabii ki ilerleyen dakikalarda açıklamalar yapılacak. İnşallah. Hakkımda hayırlısı neyse olsun. Hayırlısı. İnşallah. Ama buraya gelip bu yarışmaya katılıyor olman evet, büyük bir şey biliyor musun? Katıldım. Evet, kendim için ve çocuklarım için katıldım. Hı-hı. En büyük destekçim eşim oldu. Allah razı olsun. Harikasınız. Teşekkür ederim. Seviyorsunuz ama. Mutfağı seviyorsunuz. Evet, böyle etkinlikleri takip ediyorsunuz. Evet, etkinlikleri yapıyorum. Çocuklarım annesi niye katılmıyorsun dedi. Ben de katıldım. Kendine güvenen herkes bence böyle yarışmalara katılsın evet, istiyoruz yemek efendim. Yarışmasına katıldık bakalım. Çok memnun olduk tanıdığımıza. Ama şimdi Konya'nın poğaçacı annesi yanımızda efendim. Buraya gözlemci olarak gelmiş Emine Hanım. Siz şöyle yakından tanıyalım mı? Tanıyalım. Tanıyan çok kişi var eminim. Yani tanıyan da var, tanımayan da var tabii ki. İsmim Emine Yıldız, poğaçacı anne olarak tanınıyorum Konya'da. Buraya yarışmacı değil de gözlemci ve öğrenmek için geldim. Bilmediğim belki vardır. Hala öğrenme peşinde. Hala araştırıyoruz değil mi? Hala araştırıyorum. Seviyorum öğrenmeyi, araştırmayı çok seviyorum. Çünkü her yediğin yoğurt yiyişi farklıdır derler. Belki teknik farklı olabilir. Lezzeti farklı olabilir. Aynı şeyi yaparız ama lezzet farklı vardır. Kesinlikle. Ya da lezzeti aynıdır da teknik farklı olabilir. Onu öğreneyim diye geldim. Birçok talebe arkadaşımız var gastronomi okuyan. Gastronomi teknik üzerine kuruludur. Tabii ki bizimkiler gibi alaylı değiller. Ama alaylı olmak daha bir maharet ister diye düşünüyorum. Alaylı olmak bizim için başka biraz daha avantaj. Çünkü biz anneden görerek buraya kadar geldik. Ben 20 senedir yaklaşık mutfak içerisindeyim. Birçok şefimden, birçok hocamdan, birçok talebeden, kendi araştırmalarımla birçok şeyi yeniden ve yeniden öğreniyorum hala.
Seviyorum, mutfak benim terapi merkezi yerim. Ay, hiçbir şey aramayın diyor Emine Hanım. Yani diyor doktora ki gitmeden önce, psikiyatriye ya da psikoloğa gitmeden önce mutfağa gidin. Yemek için değil, yapmak için. Yapmak için gidin. Kafa dağıtmak için gidin. En iyi yer mutfak diyorum terapi merkezi olarak. Yani, poğaça yaparken neye dikkat edelim? En çok sanki poğaça yapıyormuş gibi aklımızda kalıyor değil poğaça mi böyle? Yani deyince tabii poğaça aklımıza geliyor ama poğaça yaparken de en çok ürünlerimizin, kullandığımız ürünlerin oda sıcaklığında olmasına dikkat etmemiz gerek. Bu peynirinden patatesine koyacağımız işte ıspanağına, iç malzemesine kadar oda sıcaklığı ya da sıcak olması gerekiyor. Çünkü poğaça hamuru sıcak, içine koyacağımız peynirimiz buz gibi olursa birbirini ittiği zaman kabarmaz. Kabarmasını güçleştirir. Onun için bütün ürünlerimizi oda sıcaklığı ve taze olarak kullanmamız sonra da gerekiyor. Sonra puf puf muhteşem poğaçaları çocuklarınıza, misafirlerinize ikram edeceğiz. İkram edeceğiz. Ondan sonra tarif defterleri açılacak. Harika. Ben çok seviyorum. Eskiden de onlar biliyor musunuz? Evet, şimdi artık hala diyor ki aynen ajandaları tutun diyorum ya. Eskiden biz yazardık, not alırdık. Ne kadar hala güzeldi. Defterlerimizi açıp bakıyorduk. Ayşe teyzenin baklavası, Emine teyzenin işte poğaçası diye isim isim yazardık. Çok kıymetli. Şimdi bin bir türlü çeşit baklavadır, poğaçadır var ama kimin olduğunu unutuyoruz. Nereden aldığımızı bilmiyoruz. İşte salgaraya önümüze yapıyoruz. Ne gelirse yapıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi fırsat seyirler diliyorum. Ben teşekkür çok ederim. Çok memnun olduk ve programımız tabii ki devam ediyor. Protokol üyelerimiz, ikincisini düzenlemiş olduğumuz Karapınar Yöresel Yemek Yarışmamızın Karapınar Belediyesi ve KOGAT Konya Aşçılar Derneği tarafından düzenlenen yemek yarışmamıza hoş geldiniz. Tarih takvim yapraklarında 11 Kasım 2023 günlerden cumartesi. Mekanımız yine cıvıl cıvıl yeşilliklerin içerisinde. Sevdiğimiz insanların ortak buluşma noktası olan Karapınar Millet Bahçesi. Karapınar Belediye'miz ve KOGAT Konya Aşçılar Derneği'nin düzenlemiş olduğu ikinci Karapınar Yemek Festivalimize tekrarlardan hoş geldiniz, şeref verdiniz. Konuşmaları için sevgili Karapınar Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Yakay'ı açılış konuşmaları için kürsüye davet ediyorum. Kocaman alkışlarınızı istiyorum. Sayın Kaymakamım, çok kıymetli meclis üyesi arkadaşlarım, değerli sivil toplum kuruluşunun değerli temsilcileri, değerli daire amirlerimiz, şehir dışından gelen değerli misafirlerimiz, gastronomistlerimiz, değerli hocalarım ve siz saygıdeğer Karapınarlı hemşerilerim, değerli hanım kardeşlerim, değerli basın, bugün ikincisini düzenlediğimiz Karapınar Yemek Yarışması'nın hepimize hayırlı uğurlu olmasını, ilçemize hayırlı olmasını temenni eder. İlçe dışından gelen, hatta il dışından gelen tüm misafirlerimize ve siz saygıdeğer misafirlerimize hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz dilerim. Değerli misafirlerimiz, biliyorsunuz bugün 11'e 11. Yani 11 Kasım. Aslında sabahleyin bugün ağaçlandırma, ağaç dikme kampanyasıyla beraber değerli kaymakamımız ve Orman Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığımızın beraber iştirak ettiği, belediyemizin de yürüttüğü öncelikle ağaçlandırma kampanyasıyla başladık. 11-11 Dünya Ağaçlandırma Günü ile ilgili bugün bir etkinliği düzenledik. Tabii ki yeşil Karapınar için çok daha önemli bir unsur. Bu bölgenin coğrafi iklimini değiştirmek, yeşilin içinde olmak çok güzel. Aslında şöyle bir şey vardı. Dünya tabiat bize atalarımızdan miras değil, evlatlarımıza bir emanettir. Bu emaneti evlatlarımıza daha güzel bir tabiat bırakmak bizim boynumuzun borcu. İşte bu yemek yarışmamızda bunun bir unsuru olarak aynı güne denk geldi. Çok güzel bir günde sizlerle beraberiz.
Kasım'ın 11'i olmasına rağmen acaba hava biraz yağışlı mı olacak, soğuk mu olacak, kar mı olacak, kış mı olacak derken her iki yönünde düşündük Emine Hanım. Yani hem açık havasını düşündük, olmazsa kapalı mekanımız var dedik. Bu bulunduğunuz mekan, şehir dışından gelen kardeşlerimiz için de söylüyorum, Çevre Şehircilik ve İklim Değişiklik Bakanımız Sayın Murat Kurum tarafından Karapınar'ımıza hediye edilen Millet Bahçesi'nde bulunuyor şu anda. Yaklaşık olarak 80 dekar bir alanda, 80 bin metrekare alan, 1 kilometre boyunda şehire doğru uzanıyor. Ve bu alanda 50 bin metrekare yeşil alan var. Yani neredeyse her bir vatandaşımızın burada 1 metre yeşil alan hakkı var. Ve yine Karapınar Belediye'miz için de sosyal tesisi Millet Kafe olarak da burayı da Karapınar Belediyesi iştiraki olan, %100 Karapınar Belediyesi iştiraki olan bir şirketle Millet Kafe olarak yürütüyoruz. Vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz ve çok büyük bir ilgi ve alaka gördüğünü, hatta Karapınar halkından ziyade etraf il ve ilçelerden şu hemen kuzeyinden geçen Konya Adana karayolu ki günlük 25 bin araç geçiyor. Evet, Salih Bey'le de dün de konuştuk. 20 bin falan diye tahmin ediyorduk. Fakat bu depremden dolayı, Pınarcık depreminden dolayı son yıllarda gidiş geliş trafiği çok daha arttığı için günlük 25 bin araç geçiyor. İşte biz de hem bütün Türkiye'ye, Karapınar'a ve değerli vatandaşlarımıza burada hizmet vermek için devam ediyoruz. Ağaçlandırmayı söyledik. Kafeyi söyledim. Kafeyi söylerken de bir konunun altını çizmeden geçemeyeceğim. Filistin'de yapılan zulmü asla ve asla kabul etmediğimizi, bir insanlık dışı dram olduğunu, katil İsrail'in, eli kanlı İsrail'in bu soykırımına, bu çocuk öldürmelerine bir an önce sonlandırmasını yürekten temenni ediyoruz. Bir Müslüman olaraktan ziyade bir insan olarak dahi kabullenemediğimiz bir soykırımı asla ve asla bugün her saat, her dakika devam ediyor. Biraz önce yine bir sosyal medya haberinde bir anekdot olarak okudum. Sadece 4 saat şey yapıp silahlanmayı, evet şey yapıp bir ateşkes ilan edip ondan sonra 24 saat vurmaya devam ediyor. İnsanlık dışı bir olay. Ve değerli kardeşlerim, biz bunu elimizde, dilimizde, gönlümüzde, elimizden ne geliyorsa onunla tepki göstermeye çalışıyoruz. Ve bunun için uğraşıyoruz. Biz de Millet Kafe olarak yönetim kurulumuzla beraber bundan sonra Millet Kafe'de hiçbir türlü İsrail ürünü satmayacağımızı burada beyan ederekten bütün İsrail menşei ürünlerimizi satıştan kaldırdık değerli hemşehrilerim. Bunların içinde sizlerin çok bildiği içecekler, en meşhur olan içecekleri maalesef çok büyük alana neredeyse bir su gibi millete dağıttıkları içecekler de dahil, onların hiçbirisinin satışını şu anda yapmıyoruz. Değerli kardeşlerim, sözlerimi fazla uzatmadan yine yemek yarışmasına gelmek istiyorum. Karapınar aslında hem tarihi bir şehirdir. Bakın, tarihidir. 1514'lerde dayanır Osmanlı dönemi. Hatta tarih ötesinde Hititlerin baş kenti Hide şehri olduğu hususunda Karaca Dağı'daki yeraltı şehri Romalıların bir yerleşim merkezi olmasıyla tarihi, tarih ötesi bir şehrin yanında Osmanlı literatürlerinde, Osmanlı kaynaklarında, Selçuklu kaynakları da var ama 1514'ten sonraki yayınlar ile beraber bir sultaniye şehridir. Bir sultanlar şehri ve Osmanlı şehridir. İşte demek istediğim olay şu ki tarihidir. Yeraltı şehirleri bakımından çok ilginç bir şehirdir. Yeryüzü şehirleri bakımından, özür diliyorum. Yeryüzü şekilleri bakımından dünyanın en nadir ilçelerinden birisidir. Acı Göl, Meke gibi krater göllerimiz ve opruklar bunun en güzel unsurları. MTA tarafından yapılan bir araştırmada jeopark olarak ilan edilmesi gereken ender yerlerden biri de en büyük anket sonucunda en büyük puanı Karapınar almıştır. Yeryüzü şekilleri bakımından ilginçliğinin yanında tabii ki sosyal ve kültürel bir yapısı var. El dokumacılığı, el işçiliği ile beraber bugün değişik kanallarında bugün aynı çalışmalarını ve belgeselini yaptığı yemeklerimiz. Gerçekten ilçemizde belki de etraf il ve ilçelerden çok daha değişik olan bir yemek kültürü var. Düğünlerimizdeki düğün yemekleri belki de tüm Türkiye'de şanına yakışır bir şekilde herkesin kendisine ayrı servis yapılabilecek
İmece usulüyle yapılmış, kadın aşçılar tarafından yapılan, büyük çoğunluğu kadın aşçılar tarafından yapılan el yapımı yemeklerimizde kendimizi ispat etmiş durumdayız. İşte bugün de aynı kategoride hem yöresel yemek, hem yılın tatlısı ve gençlerimizi, liselerimizi bu kültürümüzü tanıtmak, etraftaki yemek kültürünü Karapınar'la birleştirmek için böyle bir yarışmanın ikincisini düzenliyoruz. Ve gerçekten büyük ilgi ve alaka olduğunu, bilhassa gençler tarafından çok daha ilgili olduğunu burada müşahede ettim. Ben yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Emeğe geçen Aşçılar Derneğimize, KOGAT'a ve değerli bu işi yürüten akademisyen Yılmaz Hocama, şehir dışından gelen değerli gastronomi uzmanlarımıza ve siz saygıdeğer misafirlerimizin hepinize tekrar ilçemize hoş geldiniz diyor. Bu yarışmamızın inanıyorum ki Karapınar turizmine, Karapınar'ın kültürel yapısına, yemek kültürüne katkı sağlayacağını şu hiçbir şüphe duymadığımı burada tekrar beyan ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Değerli personelimize ve diğer bütün dışarıdan, şehir dışından, şehir içinden gelen misafirlerimize teşekkür ediyor. Hepinize buraya kadar geldiğiniz için ayaklarınıza sağlık diyor. Başarılar diliyor, saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum. Teşekkür ediyorum başkanım. Sayın Karapınar Belediye Başkanımız Mehmet Eka Beyefendi'ye kocaman teşekkürlerimizi ve bir kez daha bir alkış isteyebilir miyim başkanımıza? Evet, toplamda 4 kategoriden oluşan ve ilkini az önce bitirdiğimiz Karapınar Yöresel Yemek Yarışmamızda ikincisini şu anda sevgili genç arkadaşlarımız yılın tatlı tabağıyla tamamlamak üzere. Sayın jüri üyelerimiz var. Birbirinden kıymetli jüri üyelerimizin içerisinde de Sayın Kaymakam Bey'imiz var. Kaymakam Bey Şenol Öztürk'ü konuşmaları için sahneye alıyorum. Buyurun. Sayın Belediye Başkanım, kıymetli çalışan arkadaşlarımız, siyasi partilerimizin temsilcileri, belediye meclis üyelerimiz, ilçemizin dışından aramızda bulunan çok kıymetli misafirlerimiz, hocalarımız, şeflerimiz, kıymetli Karapınarlılar. Öncelikle sizleri üreten şehir Karapınar'ımızda ağırlamaktan ötürü şahsım adına duyduğum memnuniyeti ifade ediyor ve hepinize hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Üreten şehir dedik, hakikaten Karapınar tarım ve hayvancılıkta ortaya koymuş olduğu ürün hakikaten kayda değer. Ülkemizin uhbat alanında, et, süt alanında, yem üretim alanında kayda değer bir fark yaratan, özellikle bazı mahsullerde, şeker pancarında, mısırda %5'e yakın üretimle Türkiye'nin lokomotifi olmuş bir şehir. Bununla gurur duyuyoruz. Buradan şunu görüyoruz. İlçemiz hakikaten üretken bir şehir. Bakınız, Güneydoğu Anadolu, hepiniz gittiniz ya da gitme gerekçeleriniz en başında gastronomi var. Gastronomi de bu turizmde başarılı kılabilecek en kolay yollardan bir tanesi. Sadece geçmişinize, kültürünüze sahip çıkacaksınız. Yemeklerinizi ön plana tutup bunları en iyi bir şekilde tanıttığınız zaman bugün dünyada gastronomi turizmi çok çok farklı bir noktaya geldi. Bizler de bugün şehrimize ait olan yemekleri burada hocalarımızın eşliğinde, şeflerimizin eşliğinde bir lansmanla beraber toplumumuza, misafirlerimize tanıtıyoruz. Ben inanıyorum ki bu faaliyetlerin artışı, ikincisini yapıyoruz. Seneye 3-4 daha büyük boyutta belki. Yani ulusal yapıyoruz. Bunun festival kısmını yapabiliriz. Uluslararası gastronomi festivalleri yapabiliriz. Çok daha farklı bir noktaya bunları taşırız. Aynı şekilde bu yemeklerimizi de her bir misafirimiz, her bir turistimiz geldiğinde bulabilecek bir altyapı ve kapasiteye de ulaştırdığımızda bizim şehrimizde bir gastronomi şehri neden olmasın? Diğer özellikleri barındırıyor, diğer imkanları barındırıyor. İnsan kaynağı çok önemli, o da yeterli bizim açımızdan. Dolayısıyla çok büyük bir avantajlarımız var. Bu avantajlarımızı fırsata çevirdiğimizde Karapınar'ımızın o hızlı gelişen tarafı çok daha hızlı bir noktaya gidecek ve bir sektöre de bağımlı bir şehir olmayacak. Ben bu ışığı görüyorum. Hep birlikte bu kazanımlarımızı inşallah ortaya koyarız. Tekrardan bugün için emeği geçen herkese tebrik ediyoruz. Başta belediyemiz olmak üzere, Aşçılar Derneğimize,
hocalarımıza, aramızda bulunan tüm misafirlerimize, öğrencilerimize çok geniş katılımlı bir organizasyon oldu. Hem kategorik anlamda hem katılım anlamında. Bu da bizleri ayrıca sevindiren unsur. Tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Katılımlar için sizleri de saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. İyi bir gününüz olsun inşallah. Tekrardan teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun, var olun. Sayın Kaymakam Bey'e teşrifler için çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Şu anda yılın tatlı tabağı kategorimizdeki yarışmacılarımızın görevi tamamlandı. Katılımlarından dolayı sizlere, hepinize teşekkür ediyorum. Sayın Kaymakam Bey ve Belediye Başkanımızı jüri masasına alacağım şimdi. Teşekkür ediyorum katılımlarımızdan dolayı. Hepiniz sağ olun, var olun. Evet sevgili izleyenlerimiz, yarışma tüm hızıyla devam ediyor. İkinci kategorimiz tamamlandı. Yarışmacılarımız bu kategoride, tatlı kategorisinde daha doğrusu 10 yarışmacımız yarıştı ve kendilerine tanınan süreyi tamamladılar. O sürede bütün ürünlerini ortaya koydular. Şimdi ise kıymetli jüri üyelerimiz ve tabii ki sayın belediye başkanımız, aynı zamanda kaymakamımız lezzetlere bakacaklar, tadımlayacaklar ve puanlamalar başlayacak. Şimdi biz şu görmüş olduğunuz muhteşem şelalenin yanındayız. Çikolata şelalesi. Bu güzel çalışmaları tabii ki genç kızlarımız yapıyorlar efendim. Kendilerini şöyle yakından tanıyalım istiyoruz. Canlı yayınımızda hatırlayanlar, konuk etmiştik ve çok güzel çikolata yapmışlardı. Sunumlar hazırladılar bizlere. Şimdi yine bir kez daha tanışalım istiyoruz. Tabii ki tanışalım. Biz zaten gelip butik çikolata yapmıştık. Evet. Oradan belki tanıyanlarınız olur. Bana çok yazan oldu. İzledik, çok güzel geçti diye. İsmim Berra Nisan. 3 yıldır çikolata şelalesiyle uğraşıyorum. Bu tarz organizasyonlar yapıyorum. Yani düğünlere artık bir farklılık gerekiyordu kesinlikle. İşte pamuk şeker vesaire. Değil mi? Aynen. Biz de bir farklılık yaptık. Konya'da neden böyle. Çikolata özellikle bu alanı seçtim peki? Lisede pastacılık okumuştuk. Baktık çikolatada yeni şeyler denedik aslında. Biz kenevir dolgulu böyle butik çikolatalar yaptık Konya'ya özgü. Artık çok duyar olduk tatlılarla. Çok mu yakışıyor acaba? Evet, Konya'ya özgü bir şeyimiz olduğu için biz de böyle farklı çikolatalar denedik. Harikaydı yalnız. Evet, gerçekten. O yapmış olduğun muhteşem bir kup bardak sunumun. Şahane. Evet, şimdi yine ikram edeceğiz inşallah. Hadi yine ikram edeceğiz. Hazırlanışı belki görürüz. Seni de tanımak istiyoruz. Şöyle geçebilir miyim? Sizi de ortamıza alalım isterseniz. Rümeysa'cığım nasılsın? Evet, iyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Seni bir tanıtalım, buyur. Tabii ki de. İsmim Rümeysa Nur, soyismim Yazıcıoğlu. 2,5-3 yıla yakındır Konya'mıza butik çikolatayı kazandırıyoruz. Klasik modern çikolataları. Artık çikolatanın biraz daha da iç içe girmemizi istiyoruz. Biraz daha da böyle iç ortamlara, düğünlere, davetlere sunuyoruz. Genellikle artık modern bir çağdayız. Yani artık kendimize yenilik istiyoruz. Değil bu mi? Da bir yenilik aslında. Bizler de bu şekilde organizasyonlara katılıyoruz. Sizlere de böyle ağzımızı tatlandırıyoruz. Harika. Neler yapacaksınız peki şimdi bununla? Bununla meyveli çikolatamız var. Çilek muz bardağımız oluyor. Çikolatalı veriyoruz, ikram ediyoruz. Genellikle çok beğeniliyor zaten. Kesinlikle çok beğenildi. Berra Hanım da bu işin çok ustasıdır gerçekten bu durumda. Emeğinizde nasıl buldunuz yarışmamızı peki şu an? Yarışma çok iyi. Yani aşırı bir yoğunluk var ve gerçekten halk bunu istiyormuş demek ki, bir festival alanı. Ama şehirlere gerçekten yakışıyor zaten. Kültür, kesinlikle. Yani tarihin bir parçası mutfağımız, evet. Değil mi? Mutfak kültürüyle tanıtıyoruz, evet. Coğrafyamızı. O yüzden önemlidir efendim. Son olarak neler söylemek istersin bizlere? Son olarak ayağınıza sağlık geldiğiniz için, bize şeref verdiğiniz için sizleri çok seviyoruz. İyi ki varsınız, her şey için biz teşekkür ederiz. Biz de çok seviyoruz sizleri. İyi ki varsınız genç kızlarımız. Harikalar, muhteşem çalışmalara imza atıyorlar. Emeklerine sağlık diyoruz. Ama biz tabii ki röportajlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Thank you.
Bu Haside tatlısı İç Anadolu bölgesine ait bir tatlımız, doğru mu? Doğru. Emine Hanım, İç Anadolu bölgesine ait bir tatlımız, Haside tatlımız. Evet, evet, üzerine hemen pekmezini döküyorlar. Pekmezle yapılan bir tatlı. Bir numaralı yarışmacımız Barış Ersoy, Haside tatlısıyla yılın tatlı tabağı kategorisinde sayın jürinin karşısında. Evet, şimdi 8 numaralı yarışmacımız geliyor. Hatice Yerli, kenevir helvası. Selçuklu döneminde yapılan bir tatlı. İçinde birçok çeşit kuru yemiş vardır ve katkı maddesi yoktur. Çocuklar atıştırmalık olarak da yiyorlardır. Hani bu kadar. Şimdi Sayın Emine Hocam, evet, ben şöyle özetleyeyim. Çocuklar şu an atıştırmalık olarak üretiyorlar ama daha öncesinden kenevir helvasını kız isteme olaylarında daha çok görüyordum. Şimdinin yeni modeli çikolata giderken daha önceden kenevir helvası giderdi. Konya'nın en eski adetlerinden birisidir. Şu anda çiçek ve çikolatacılarda da mevcuttur. Paket pakette üretiliyor. Sayın belediyemiz de yapıyor bunu, üretimini yapıyor. Şimdi Emine Hanım, şöyle bir şey yapacağız. Sirken Cümin ikramımız olacak sevgili Hatice'nin. Söylediniz herhalde. Selçuklu dönemine ait bir şerbetimiz. Ali Hocam, onu da hemen bir servis yapalım. Evet sevgili izleyenlerimiz, şimdi yarışmaların en heyecanlı bölümüdür biliyorsunuz. Kıymetli jüri üyelerimizin puanlandırma aşamasına artık geçmiş bulunmaktayız. Sayın Başkanımız ve Sayın Kaymakamımız şu an jüri üyeleri efendim kendileri. Ve şimdiye kadar tadımladıkları lezzetleri şöyle bir yorumunu alalım istiyoruz kendilerinden. Sayın Başkanım, bir hayli tatlı yedik galiba, değil mi? Bir hayli tatlı yedik. Evet. Gayet güzel bir tatlı. Hem aslında bu yarışmanın bugün ikinci bir özelliğini daha keşfetmiş olduk. Hem Karapınar kültürüne ait tatlılar hem de etraf il ve ilçelerdeki Konya merkez ve ilçelerden katılan yarışmacılarla değişik tatlı kültürlerinde burada tatmış olduk. Bu yüzden de çok büyük bir memnuniyet duyuyorum. Çok güzel tatlılar geldi ve yarışmacıların da genç olması, büyük bir çoğunluğunun genç olması bana ayrıyeten gurur veriyor. Çok yetenekliler, evet, her biri. Çok yetenekliler, başarılar diliyorum. Seçim yapmak sanırım zor olacak çok sizler zor için. Zor olacak, evet, bizler için, jüri için çok zor bir şey olacak, görev oldu. İnşallah adaletli, hakkaniyetli davranmaya gayret gösteriyoruz. İnşallah. Evet, inşallah, kimsenin kimsenin. Sağ olun. Sayın Kaymakamım. Evet. Zor bir görev bence burası. Bence zor. Şimdi tatlı yersiniz, tatlı konuşursunuz. Tatlı, evet, konuşalım ama yaptığımız iş icabıyla ister istemez bir kişinin kazanacak olduğu bir yarışma ama bence hepsinin heyecanı bence her şeyden önemli. Hepsi elinin emeğini lezzetine katmış. O net bir şekilde ortada. Sunumları güzel, hitabetleri güzel. Ne yaptıklarını, nasıl yaptıklarını ve tatlının geçmişinin ne olduğunu evvela bilmeleri bence her şeyden önemli. Ben tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Hak eden kazanacağı bir jüri ve komisyon olması diliyorum inşallah. Teşekkür bakalım. Ediyoruz. Sağ olun. Kolaylıklar diliyoruz. Ben şöyle ilerleyeceğim ve Emine Hanım'ın yanına ilerliyorum. Şu an mola verdik efendim. Yakalamışken de hemen sormak istiyorum. Nasıl gidiyor Emine Hanım? Çok tatlı gidiyor. Muhteşem tatlılar ama erkek yarışmacımızın yapmış olduğu tatlı hakkında bilgi verdiniz. Onu sizden bir kez daha dinlemek istiyorum ben. Hasudei diyorsun, hı-hı, değil mi? Loğusa annelere verilen özellikle kayınvalide tarafından yapılan, hı-hı, süt arttırdığına inanılan bir tatlı. Harika. Ana malzemesi un, pekmez, tereyağı. Hı-hı. Dolayısıyla çok sağlıklı bir tatlı aslında. Çok güzeldi bütün tatlılar. Çok güzel. Şu ana kadar yöresel tatlılar yedik. Ama burada medovik de var mesela, Rus pastası çok zahmetli bir pasta. Merak ediyorum ben onu. Medovik gelmedi henüz.
Ama bu yöresel tatlılar değil. Sadece tatlı yarışması. Onun için Medovik'te gelecek yani birazdan. Hadi bakalım yine değerlendirmeye devam edeceğiz. Tabii ki kolay gelsin diyoruz. Evet sevgili izleyenlerimiz, kıymetli hocalarımızla tanışmaya, sizleri buluşturmaya devam ediyoruz tabii ki. Nazmiye hocamız bizimle birlikte hem KOGAT üyesi hem de KOMEK'te eğitmen efendim. Aynı zamanda burada eğitim sorumlusu diye de tanıttım. Hocam nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok sağ olun. Yarışma hakkında şöyle bir bilgi alabilir miyiz sizden? Tabii ki. İkincisi düzenlenen Karapınar yöresel yemek yarışmamızdayız. Bu yıl daha keyifli liseli öğrencilerimiz de var. Onların heyecanını paylaşıyoruz. Geleceğe hazırlıyoruz, öyle söyleyelim. Gayet keyifli. Her biri yetenekli, gerçekten başarılı kendi alanlarında ama daha da iyi olmak adına yarışıyorlar zaten. Tabii ki zaten amaç burada küçükten yetiştirmek, bir de özgüvenlerini artırmak. Böyle yarışmalara katılarak da zaten özgüvenlerini kazanıyorlar. Çok iyi yerlerde görebiliyoruz. Şimdi tatlı yarışmamız artık puanlamada şu an bitti. Neler vardı tatlılarımızda? Yine yöresel tatlardan kenevir helvamız vardı, aside vardı, höşmerim vardı. Höşmerim evet. Sacaramız vardı. Sacaramız vardı. Bu şekilde. Evet, çok güzel tatlılar da efendim. Acaba biz de merak ediyoruz hangisi birinci gelecek diye. Sonuçlar da ekranlarınızda olsun istiyoruz. Efendim devam ediyoruz. Evet sevgili izleyenlerimiz, çok güzel bir adresteydik. Güzel bir yarışmaya şahitlik ettik hep birlikte. Ve programımızın sonuna geldik ve Sayın Başkanımızla programımızı kapatalım istiyoruz. Merak ediyoruz efendim, üçüncüsü ne zaman gelir diye. Evet. İnşallah Allah nasip ederse önümüzde 2 yılda üçüncüsü bu şekilde gelecek. Birinci, ikinci ve üçüncü yıl olarak böyle seri olarak devam edecek. Çünkü geleneksel bir hale dönüşecek, evet, geleneksel artık bir hale dönüşmesini istiyoruz. Çünkü evet. Halk tarafından oldukça ilgi görüyor ve özellikle de altını çizmek istediğim gençler tarafından çok büyük bir ilgi görmesi bizim için memnuniyet verici. Belki de unutulmaya yüz tutulan bazı tatlı ve yemekleri de tekrar burada tekrar gün yüzüne getirmiş oluyoruz. Bunu tekrar turizme kazandırma imkanımız var. Ben gerçekten bu durumdan dolayı çok memnunum. Vatandaşlarımız da memnun diyorum. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah başka programlarda yeniden bu güzel hizmetlerle buluşmak dileğiyle. İnşallah yeni programda buluşmak üzere. Karapınar'dan herkese sevgi, saygı ve hürmetler diliyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Bizi izleyen, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.